Şu anda burada olan herkesi ben şimdilik beklerken nefeslerini, dikkatini yönlendirmeye davet ediyorum. Beklerken diğer katılımcıların da gelişini, dikkatinizi yavaş yavaş nefesinize doğru yönlendirebilir misiniz? Sırtınız dik, göğüs kafesiniz rahat, göbeğiniz gevşek, omuzlarınız rahat olsun. En azından bu süreyi de bir objeye, nefes şu andaki objemiz, ona yönlendirerek değerlendirirsek belki daha bir farklı bir başlangıç olur yapacağımız çalışma için. Ben de sırtımı dikleştiriyorum. Eller, kollar rahat olsun. Eğer dik durmakta zorlanıyorsanız şöyle bir yastık koyabilirsiniz arkanıza. Kalçayı o yastığa doğru yerleştirip sırtınızın dik olmasını sağlayabilirsiniz. Nefesin burun ucundan girişini, akciğerlere doğru doluşunu, dolarken belki göbeğinizde veya göğüs kafesinizde herhangi bir hareketlenme olup olmadığına da dikkatinizi yönlendirebilir. Nefes verirken burun kanallarından yine akıp gidiyor nefes. Bu sırada göbek gevşiyor, göğüs kafesi aşağıya doğru iniyor. Ve tüm nefes kendiliğinden akıp gidiyor. Hiçbir zorlama yok. İzliyoruz nefesi şimdi. Burun kanallarından geçişini fark edin. Biz onu fark etmesek de nefes kendiliğinden 7-24 hiç durmadan akıp gidiyor. Onu fark ettiğimiz andan itibaren kendi içinde bazı değişimler olmaya başlıyor. Sihirli bir şey bu nefes. Nefes alırken burun kanallarından geçişi, akciğerlere doluşu, göbeğinizin, göğüs kafesinizin yükselişi. Benim söylediğim sıraya uymak zorunda değilsiniz. Siz devam edin izlemeye nefesinizi. Verirken bedeninizdeki etkileri nasıl? Göbeğinizde veya göğüs kafesinizdeki hareket nasıl? Bunu fark etmeye çalışın. Birkaç nefes daha. Yoga derslerinde burundan alıp burundan veriyoruz nefesi. Oldu ki burnunuz tıkalı olabilir. O zaman tabii ki ağızdan destek alacağız. Burundan alıp burundan vermeye çalışıyoruz. Ağzımızdan da alabiliriz. Eğer bir sorun yoksa, burunda tıkanıklık yoksa, nefes alma organımız, burnumuz oradan akıp gidiyor nefes. Yanlış hatırlamıyorsam 24 bin kez ya da daha fazla nefes alıyoruz günde. Ve bunun bir tanesini bile fark etmiyoruz maalesef. Çünkü hayat koşturmacasında o zaten kendiliğinden akıp gidiyor da. Şöyle bir durup onu fark ettiğimizde bedendeki sakinleşmeyi, dinginleşmeyi, bununla beraber gelen zihnin sakinleşmesi, durgunlaşması hediye. Nefesler akıyor. Alışınız, verişiniz. Bunun için hangisi kolay şu anda? Hangisini hissetmek daha kolay ya da öyle de sorabiliriz. Belki alış daha rahat, veriş daha sıkışık ya da alış daha sıkışık, veriş daha rahat. Bunun hangisi şu olursa daha iyi, bu olursa daha iyi diye bir şey yok. Sadece fark ediyor. Şu anda bedende neler oluyor onu fark ediyor. Eğer olur da ihtiyacınız olursa derin nefes almak isterseniz kendinizi çok zorlamadan alın nefeslerinizi. Belki yemek yemiş olabilirsiniz, mide dolu olabilir. O yüzden nefes derin nefes almaya çalışırken bir sıkışıklık hissedebilirsiniz. O yüzden kendinizi çok zorlamayın. Birkaç
birkaç nefes aldıktan sonra insanda şöyle bir rahatlama hali geliyor bile. Bunu anlatırken bile ben rahatlıyorum gerçekten. Nefesler akışta. Fark edin, hissedin. Belki tüm gündür sadece şu anda oturdunuz. Bütün gün koşturdunuz, ayaktaydınız. Hekimlerimiz bir sürü hastayla uğraştı. Eller, sırtınız, boynunuz. Belki hekim olmayan katılımcılarımız da, yazarlarımız var aramızda. Onlar da ekran başında bütün gün yazı yazıyorlar elleriyle. Bedenimizin üst kısmını haylice zorluyoruz yani. Şimdi dinlenme zamanı. Nefesler akışta. Esneme ihtiyacı gelebilir. İç çekme ihtiyacı gelebilir. Derin nefes alma ihtiyacı gelebilir. Bunların hepsi rahatlamanın verdiği geri bildirimler bize. Sinir sistemimizin rahatladığına dair geri bildirimler. Nefesler akışta.
Duygu Hanım yeterince bekledik herhalde. Başlayalım artık. Ben sizi bekliyorum. Nasıl isterseniz. Tuğba Başkanım ne dersiniz? Başlayalım bence de. Peki. Yani zihnen de hazırlandık. Evet. Tuğba Başkan küçük bir açılış konuşması yapsın. Sizi tanıtsın. Duygu Hanım. Ondan sonra başlayalım. Duygu Servet Ceritoğlu bugün Datça'dan bize misafir oldu. 2014 yılında sağlık sorunları, özellikle diz ağrıları sebebiyle Aylin Oğuz ve yoga ile tanıştı. Öncesinde Başkent İletişim'den Diksiyon Eğitimi Sertifika Programı, İzgören Akademi'den Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı'nı tamamladı. Yoga eğitimi aldıktan sonra Aylin Oğuz'dan nefes teknikleri ve meditasyon eğitimi, Yeşimatik'ten yoğunlaştırılmış yin yoga eğitmenlik eğitimi, Seda Şambavi'den hormon yoga terapi uzmanlık eğitimi, Berivan Aslan Sungur'dan yoğunlaştırılmış yin yoga eğitmenlik eğitimi, Şeyda Tosçalı ile Mindfulness Öze Yakınlaşma Meditasyon programlarını tamamladı. Diz ağrılarından eser kalmayınca da yoga yolculuğuna devam etti. Öğrenmeye, paylaşmaya devam ediyor. Mindfulness Yin Yoga, Hormon Yoga, Hatha Soft Yoga online derslerine ve atölyelerine devam ediyor. Bu gece de bize özellikle meslekten dolayı işte boyun, sırt ağrıları çok çektiğimiz için bize sandalye üzerinde yumuşak bir akışla bu sıkışıklıkları gidermeye yönelik egzersizler gösterecek. Ben de sesimi kapatıp yerleşiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş rahat bir oturuşa doğru gelin. Sırtınız dik olsun. Ayak tabanları yere doğru yerleşsin. Eğer dizleriniz kalçadan daha aşağıda kalıyorsa sandalye ya da oturduğunuz koltuk daha yüksekse ayaklarınızın altına bir yastık koyup kalçayla diz hizasını aynı seviyeye getirebilirsiniz. Arkanıza şöyle bir yastık koyabilirsiniz. Daha sonra dinlenme anında ya da nefes çalışırken arkaya yaslanma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sandalyenin ucuna doğru davet ediyorum sizi. Sırtımızın kendi belimizi yukarı doğru yükselterek oturmak için. Eller, kollar rahat. Boynumuz, göğüs kafesi, kalça, bir hizada omurgamız yukarı doğru yükseliyor. Ve şimdi güzel derin bir nefes alıp yavaşça veriyoruz. Güzel bir nefes alın burnumuzdan. Burnumuzdan yavaşça veriyoruz. Bir kez daha burundan güzel bir nefes. Nefesi verirken dikkatinizi ayaklarınıza doğru yönlendirin. Kısa bir beden taraması yapalım. Bedenimizi fark edelim. Ayak tabanlarını, ayakların üstü, ayak parmakları. Ayaklarınızı hissedin, fark edin. Ayaklardan dikkati yukarı doğru yönlendiriyoruz. Bilekler, baldırlar, dizler, uyluklar, kalçalar. Tüm bacak bölgesini hissedin, fark edin. Kuyruk sokumunu hayal edin. Kuyruk sokumunun ucunda parlak bir ışık olsun. Şimdi alacağımız nefeste beraber bu parlak ışık omurga boyunca yukarı doğru yükselirken tüm omurgayı hissedin, fark edin, hayal edin. Omurga çevresindeki kaslar, belki varsa ağrılar, sızılar, tutulan yerler. Dikkatiniz sırtınıza doğru yönelsin. Eğer olur da çok ağrılıysanız, sırtınız çok ağrıyorsa kalçayı sandalyenin arkasına doğru götürerek sırtınızı yaslayabilirsiniz. Kendinizi yormayın. Dikkati yavaşça göbek çevresine doğru yönlendirin. Karın boşluğu, göbek çevresi, tüm iç organları şöyle bir zihninizden geçirin. Ve göğüs kafesi. Dikkatimizi göğüs kafesine yönlendiriyoruz. Kalbimiz, akciğerlerimiz, hissedin, fark edin. Ve eller.
Ellerin içi, ellerin üstü. Ellerinizi hissedin, fark edin. Varsa ellerde ağrılar, sızılar. Elinizin içindeki sıcaklık nasıl, fark edin. Ellerden kollara doğru yükseliyor dikkat. Bilekler, dirsekler, omuzlar, tüm kol bölgesini fark edin. Boynunuz, boyun omurları, boyun dokusu. Oradaki hisler, duyumlar nelerdi? Varsa ağrılar, sızılar, rahatlık hali fark edin. Ve baş bölgesi. Çenenizi fark edin. Dişlerinizi, dilinizi, ağız boşluğunu fark edin. Yüz kaslarınız, burnunuz, gözler, kulaklar, alnınız, saç dikleri. Tüm baş bölgesini fark edin. Ayak parmak ucundan başın tepe noktasına kadar. Tüm beden. Tüm bedeninizin, tüm varlığınızın farkında. Tam olarak şimdi ve buradasınız. Dikkatinizi nefesinize yöneltin. Nefesinizi fark edin. Şimdi güzel bir nefes alın. Nefesi verirken çenenizi yavaşça göğüs kafesinize doğru bırakın. Başı öne doğru eğdiğinizde omurlarınızda boyun fıtığınızda bir rahatsızlık varsa, ağrı çok oluyorsa eğmeyin, rahat bırakın. Eğer her şey yolundaysa nefes alırken çenenizi sol omza doğru yavaşça çevirin. Nefes verirken aşağıya ve sağ omza doğru yavaşça çevirin. Biraz boynumuzu hissedelim. Alırken sol omza doğru yavaş yavaş aşağıdan sol omza. Verirken çeneyi aşağıya ve sağ omza doğru. Nefes akışınızla beraber. Nefes alma süresinde çeneyi hareket ettiriyoruz sola doğru. Nefes vermede sağa doğru. Devam edin. Birkaç tur daha atalım. Son kez. Çeneniz sağ omuzunuza geldiğinde ellerden de destek alıp omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın. Ve başımız sağa doğru geldi. Omuzlar yukarıda destek oldu şimdi, yastık oldu omuzlarımız. Şimdi arkadan bir hareket yapacağız. Eğer size iyi gelmezse lütfen yapmayın. Yavaşça başı arkaya doğru yumuşacık bırakıyoruz sola doğru. Nefes alırken ve soldan arkadan sağa doğru getiriyoruz. Eğer boynunuz çok rahatsızsa bunu yapmayın. Bir turu daha alırken sola doğru yavaşça omuzlar yukarıda. Verirken sağa. Bir tur son kez yapıyoruz. Alırken sola doğru. Verirken sağa doğru. Ve yavaşça çeneyi sağ omuzdan aşağıya indiriyoruz. Omuzlar hala yukarıda. Çene göğüs kafesine geldi. Şimdi omuzları geriye doğru çevirerek bıraktık. Başımız hala aşağıda. Çeneyi boynumuza yakın tutarak yavaşça yukarı doğru kaldırıyoruz. Burada güzel bir nefes alın. Verin. Şimdi eğer boynumuz izin veriyorsa sağ kulağı sağ omuza doğru yavaşça bırakıyoruz. Kendi ağırlığında. Ve bakışlarımız sol köşeye doğru. Sadece bakışlar sol köşeye doğru gidiyor. Kulak sağ omuza doğru. Bakışlarımız sola yukarı doğru. Nefes alıp verirken. Nefes alıp vermeye devam edin. Şimdi nefes alırken başı yavaşça ortaya doğru kaldırıyoruz. Nefes verirken sola doğru bırakıyoruz. Başımızı ittirmiyoruz, çekiştirmiyoruz. Kendi halinde bırakıyoruz. Ve bu sefer bakışlar sağa yukarıya. Nefesler akışta. Bakışlarımız sağ yukarı doğru. Kulağımız solda, bakışlar sağ yukarı.
Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Yavaşça ortaya doğru geldik. Şimdi kollarımızı karşıya doğru uzatın. Ellerimizi açalım kocaman. Baş parmak kocaman açık, ellerimiz açık. Burada nefes alıyoruz. Nefes verirken baş parmak içeride yumruk yapıyoruz. Sıkıyoruz elleri. Nefes alırken kocaman açıyoruz. Nefes verirken sıkıyoruz yumrukları yavaş yavaş. Güzel bir nefes. Al. Ver. Al. Ver. Son kez. Alın. Verin. Şimdi nefes alırken avuç içleri karşıya doğru çevrildi. Burada bileğimizi, alt kısmını hissediyoruz. Nefes verirken kendimize doğru çekiyoruz ve bileğin üst kısmını fark ediyoruz. Alıyoruz nefes. Veriyoruz. Kollar uzun. Alıyoruz. Veriyoruz. Harika. Bir tur daha. Al. Ver. Ve şimdi baş parmak içeride yumruk yapıp bilekleri nazik bir şekilde yavaş yavaş çeviriyoruz. Çok nazik, hiç zorlamadan. Nefesler akışta nefesinizi tutmayın. Şimdi tam tersi diğer tarafa doğru çeviriyoruz. Avuç içleri gökyüzüne döndü. Burada nefes alıyoruz. Verirken eller omuzlara geldi. Alırken açıyoruz kollarımızı. Verirken eller omuzlar. Alın. Verin. Alın. Verin. Şimdi dirseklerimizi iki yana açıyoruz. Evet, kürek kemikleri yaklaştı birbirine. Burada nefes alırken açıyoruz yanlara bu sefer. Nefes verirken eller omuzlar. Alırken açıyoruz. Verirken eller omuzda. İki tur daha. Alın, verin, son. Alın, verin ve dirsekleri öne doğru getirin. Şimdi kürek kemikleri, omuz çevresi, göğüs kafesi için bir hareket. Nefes alırken dirseklerimizle daire çiziyoruz. Yavaş 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 göğüs kafesi açılıyor, kürek kemikleri sıkışıyor. Arkadan aşağıya doğru geldi dirsekler ve tekrar öne alıyoruz. Nefes verirken arkaya ve aşağıya doğru. Süper. Devam edin. Güzelce nefesler alıp veriyoruz. Harika. Son kez yapacağız. Bu sefer dirseklerimiz aşağıda arkada kalacak. Evet. Şimdi arkadan yukarıya doğru nefes alıyoruz. Öne gelirken sırtı biraz öne doğru bırakabiliriz. Kamburlaştırıyoruz. Nefes alırken tekrar omurgayı yükseltiyoruz. Omurgada bir dalgalanma yaratıyoruz. Nefes verirken sırt kambur. Nefes alırken açıl. Verirken kambur. Alırken açıldı. İki kez daha yapalım. Son kez. Ve yavaşça kolları rahatlattık. Bırak. Şimdi güzel bir nefes alın. Fark edin. Omuz çevresi, kollar, boynunuz. Neler hissediyorsunuz? Şimdi nefes alırken sağ kol yukarı doğru kalkıyor. Nefes verirken dirsekten sağ kolumu büküyorum. Elimi arkaya bıraktım. Nefes alırken sol kol yavaş yavaş yukarı doğru geldi. Ve dirseğimi tutabiliyor muyum onu bir kontrol ediyorum. Eğer tutabiliyorsam hafifçe dirseğe birazcık baskı yapıyorum minicik zorlamadan. Burada boynumuzun çok rahat olması önemli. Eğer boynunuz sıkışıyorsa şu halde olursanız kolunuzu daha gevşek tutabilirsiniz. Göğüs kafesi açık, kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor. Kolunuz aktif, nefesler akışta. Yani nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Nefes alıp vermeye devam edin. Burnunuzdan mümkünse... Eğer burun tıkalıysa tabii ki ağızdan da destek alıyoruz. Harika. Şimdi kollar ikisi de yukarı doğru açıldı. Nefes alın. Nefes verirken bu sefer sol kol dirsekten bükülüyor. Sağ elle destek oluyorum bu sefer. Yine bakın bakalım boynunuz rahat mı? Herhangi bir sıkışma oluyor mu? Nefesler akışta.
Nefes alıp vermeye devam edin. Fark edin neler oluyor. Nefes alın yukarı doğru uzatın, uzatın, uzatın. Nefes verirken yavaşça bırakın. Hayır. Şöyle bir fark edin neler oldu. Eğer ihtiyaç hissediyorsanız biraz omuzları öne arkaya çevirebilirsiniz. Yavaş yavaş nefeslerde belki derinleşmeyi de hissedebilirsiniz. Şimdi omurgamızın tamamını esneteceğimiz kedi inek hareketi, kedi inek esnemesi de denilen bir çalışmamız var yoga derslerinde. Bunu diz üstü ve ellerin üstünde de yapabiliyoruz. Oturarak da yapabiliyoruz. Ben yan döneceğim omurganın hareketini görmeniz için. Ellerim dizimde. Sırtım şu anda direkt oturuyorum yukarı doğru uzuyor. Nefes alırken göğüs kafesimi ileri doğru ittiriyorum. Belimde birazcık çukur oluyor. Göğüs kafesim dışarıda. Belim çukur. Nefes aldım. Boynum, boğazım. Her taraf çok rahat. Nefes verirken arkaya doğru kamburlaşıyorum. Sanki düşeceğim. Ellerim dizlerden destek aldı. Başı da öne doğru bıraktım. Tüm sırtın açıldığını fark ettim. Nefes alırken öne doğru açılıyorum tekrar. Sandalyenin ucunda oturursanız daha rahat edersiniz. Nefes verirken sırtımı kamburlaştırıyorum. Tüm sırtım açılıyor. Bütün sıkışıklıklar açılıyor. Devam. Nefes alırken yavaşça gelip göğüs kafesi açık. Boynumuz rahat. Nefes verirken sırtı kamburlaştır, kamburlaştıralım. Bütün sırtınız açılsın. Tüm bedene kadar bütün nefesi. Yavaş yavaş yapın. Acele bir şekilde yapmadan fark ederek her bir omurunuzu. Gün içinde bu hareketi yaparsanız o kadar rahatlarsınız ki aklınıza geldikçe her bir hasta arasında konuşamadım da. Tam bir Trakyalı hasta arasında veya diye yavaşça göğüs kafesi açık. Ben de Silivriliyim, Trakyalıyım yani yabancı değilim. Ben de hanım tarafından Silivriliyim. Ay çok sevindim. Güzel, harika. Yavaşça sırtımı. Harika. İki tur daha yapalım. Nefes alırken sırtı dikleştiriyoruz yukarı doğru. Nefes verirken fark edin şu anda neler oldu bedende. Bu kadar omurgam olduğunu bilmiyordum. Bütün sırtınız aşağıdan yukarı doğru. Her bir kas, her bir omur. Hareket etmeyen omurlarımızın dışında bütün hareket eden omurları hissetmişizdir, fark etmişizdir. Onların yavaş yavaş ayrılmasını, birleşmesini. Bir nefes daha alıp verelim. Ve şimdi kendinizi iyi hissediyorsanız, başınız dönmüyorsa, bu kadar oksijen aldıktan sonra belki biraz baş dönmesi olabilir. Yavaşça ayağa kalkalım. Bir iki hareketimiz var ayakta. Sonra tekrar oturuşa geçeceğiz. Ayak, bacaklar kalça genişliğinde açık. Omurgamızı öne arkaya doğru esnettik. Şimdi biraz yanlara doğru açacağız. Sağlamca yere basıyoruz. Ayaklarınızın sağlamca yere bastığından emin olun. Bakın bakalım ağırlığınız ikisinde de eşit mi? Bir tarafa doğru kaymış mı? Sol kalçam örneğin dışarı gitti. Şu anda benim ağırlığım sol bacağımda ya da sağ bacağıma gitti. Bir fark edin ve ikisini eşit bir şekilde ayak tabanlarına doğru basın. Kendinizi hazır hissediyorsanız yavaşça sağ elinizi nefes alırken yandan yukarı doğru yavaş yavaş kaldırın. Omuzunuzu kontrol edin. Herhangi bir ağrı sızı var mı bu hareketi yaptığınızda? Eğer kolunuz sadece bu kadar kalkıyorsa bu kadar kaldırın. Daha fazla kalkması için zorlamayın. Ve şimdi nefes verirken bedeni yavaş yavaş sola doğru eğiyoruz kolumuzla beraber. Sanki sağ kolumuzun elinde birisi tuttu bizi sola doğru çekti. Ne kadar olursa tamamıyla böyle hani L şeklinde olmamıza ihtiyacımız yok. Bedeniniz ne kadar izin veriyorsa yoga hareketlerini hep o kadar yapıyoruz. Bedenimizin izin verdiği ölçüde. Ayakta nefes... kaldığımız yerde mi kalacak? Efendim?
Ayak tabanları yerde mi ikisi de? Tabii ikisi de yerde ve ağırlığımız ikisinde de eşit. Bir tarafa doğru ağırlığımızı vermiyoruz. Sağ topuktan sağ elin ucuna kadar bedenin sağ yanındaki açılmayı, uzamayı fark et. Birazdan elinizden yine birisi çekecek, bizi ortaya getirecek. Nefes alır. Evet, şimdi nefes alırken tuttular bizi, yukarı doğru getirdiler. Önce yukarı doğru merkeze gel. Nefes verirken yavaş yavaş, nefes verirken kolunuzun inişini fark edin. Evet, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bütün hız, koşturma dışarıda kaldı. Şu anda hiç hıza ihtiyacımız yok. Yavaşlamaya, sakinlemeye, dinginleşmeye ihtiyacımız var. Ve bedeninizin sağ tarafındaki hislere bakın, neler hissediyorsunuz. Bir güzel nefes alıp verin. Şimdi sol kolumuz. Nefes alırken yavaşça yandan yukarı doğru yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Uzuyoruz yukarı doğru önce. Nefes verirken bu sefer sağa doğru çekiyorlar bizi. Göğüs kafesimiz açık. Böyle kambur çıkarmıyoruz. Olabildiği kadar. Sırtımız sanki bir duvara yaslanmış ve yana doğru esniyoruz. Nefesler akışta. Ağırlığımız yine ayaklarımızda eşit bir şekilde yayılmış. Nefes alıp verin, fark edin nefesi. Şimdi nefes alırken elimizden tuttular yine, ortaya önce getiriyorlar merkeze. Acele etmeyin. Nefes verirken yavaş 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 sol kolu bırakıyoruz aşağı. Ve burada şimdi bir güzel nefes alıp verin. Fark edin bedenin sol yanındaki hisleri, duyumları. Şimdi yavaşça sağ ayağımızı sağa doğru açıp sol ayağımızı da arkaya doğru gönderiyoruz. Ne kadar beden izin veriyorsa sağlamca dengemiz yerinde olacak şekilde basıyoruz. Çok açmaya çalışmıyoruz, amacımız o değil. Amacımız birazdan yapacağımız harekette sağ bacağın arkasındaki açılmayı fark et. Ve şimdi eğer omuzlarımız izin veriyorsa elleri arkada kenetleyebilir miyiz? Şimdi nefes alırken elleri arkaya doğru eğer yine bedenimiz izin veriyorsa uzatıyoruz. Nefes verirken karşıya doğru çekiliyoruz yavaş 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 yavaş. Sınırınıza geldiğinizde aşağı doğru yere paralel olmak zorunda değiliz. Beden ne kadar izin veriyorsa. Bacağınızın arkasındaki açılmayı, uzamayı fark edin. Amacımız öne doğru katlanmak değil, kapanmak değil. Boynunuz rahat olsun. Nefes alıp verin. Uzama hissini fark edin. Boynunuzu sıkıştırmayın, çenenizi kaldırmayın yukarı doğru. Yüzünüz yere paralel olabilir, boynunuz sıkışmasın. Nefes alıp verin. Ve nefes alırken yavaşça yukarı doğru yükseliyor bedenimiz. Kolları rahatlatıyoruz. Ayaklarımızı yan yana getiriyoruz. Kollar yoruldu. Sallamaya ihtiyacı varsa sallayın. Hiç bu hareketi yapmıyor beden tabii ki. Hiç alışık değil. Şimdi bir güzel nefes alıp veririm fark edin. Bir 10 dakika belki uzayabilir bilmiyorum. Saate baktım şimdi ama 5 dakikam kalmış gözüküyor ama 10 dakika verirsiniz değil mi bana? Bizim bir saat sınırlamamız yok. Sabaha kadar buradayım. Biz tamam diyene kadar. Tamam. Sol bacağımızı bu sefer sola doğru açtık. Sola doğru döndü bedenimizde. Eller arkada. Yine izin verdiği kadar bedenimizin. Arkaya doğru nefes alırken açıyoruz. Uzuyor kollar. Ne kadar izin veriyorsa. Kendimizi zorlamadan. Burada nefes alıyoruz ve öne doğru yine çekiliyoruz yavaş yavaş. Evet, boynunuz rahat olsun, omuzlar rahat olsun. Sol bacağın arkasındaki hissi fark edebiliyor musunuz? Açılmayı, uzamayı. Nefes alıp veriyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Son kez nefes alıp verelim. Şimdi nefes alırken bedenimiz yavaş yavaş yükseliyor, yükseliyor. Elleri rahat bıraktık, bacaklarımızı rahatlattık ve birazcık isterseniz vurun kollarınızı rahatlasın. Omuzlar, kollar ters bir hareket gibi gelmiş olabilir.
Şimdi bunu rahatlatmak için aslına bakarsanız kocaman bir kucak. Kocaman kollarımızı açıyoruz. Çok sevdiğimiz, pandemi dolayısıyla göremediğimiz bir canımız geldi. Ona kocaman sarılıyoruz. Sarıl 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 sarıl. Omuzlarımızı rahatlatmak için yapıyoruz tabii ki. Evet, ve o hisle kalabilirsiniz. Çok sevdiğiniz birisine sarılmış hisle. Nefesler akışta, omuzların arkası da rahatlıyor şu anda. Ön kısmı da rahatlıyor. Şimdi nefes alırken kolları tekrar açıyoruz. Bir kucak daha, bir tane yetmedi. Az önce yukarıda olan kolumuzu aşağıya alarak bu sefer kendimize sarılıyoruz tekrar. Sarıl, sarıl, sarıl. Evet. Kürek kemikleri birbirinden uzaklaşıyor şu anda aynı zamanda. Göğüs kafesi içeri doğru birazcık sıkıştı. Az önce açmıştık orayı. Tam tersi hareket yapıyoruz. Nefes alırken yavaşça kolları yine açıp rahatlayın. Güzel nefesler alıp verelim. Şimdi hem bir denge alıştırması hem de bacağımızın üst kısmını birazcık aktifleştirme çalışması. Yanımızda bir desteğimiz olsun, dolap olur, sandalyemiz olur, hangisi olursa. Bacağımızı sağ ayağımıza ağırlığımızı veriyoruz. Sol dizimizi yavaş yavaş kendimize doğru çekebilir miyiz bakalım. Sağ elinizle desteğinizi tutabilirsiniz başlangıçta isterseniz. Ve sonra yavaş yavaş sol dizinizi elinizden de destek vererek yavaş yavaş sağa doğru açabilir misiniz? Bakıyoruz. Eğer çok bedeniniz sallanıyorsa yandan hemen tutup ağırlığımızı sağ bacaktan yukarı doğru uzayarak kullanıyoruz. Harika. Ve sol bacağın üstünde bir uzama açılma hali. Harika. İki nefes daha burada kalalım. Dengemiz nasıl, kontrol edelim. Belki isterseniz sağ elinizi yana açabilirsiniz. Harika. Şimdi yavaşça sol ayağımızı yere doğru bırakıyoruz. Eller kollar da rahatlıyor. İki ayağımızı sağlamca basıp arkamızı iki ayağımıza yine yayıyoruz. Ve burada güzel bir nefes alıp verelim. Şimdi ağırlık sol bacakta. İsterseniz yine desteğinizi solunuza çekebilirsiniz. Sağ dizimizi bu sefer yavaşça çekiyoruz. Ve yavaşça yana doğru çeviriyoruz. Sol elle destek almaya devam edebiliriz. Nefes alıp vermeye devam edelim. Tek bir noktaya bakarak denge duruşlarını daha kolay yapabiliriz. Titreyebiliriz, çok normal, sallanabiliriz. Evet, yavaşça sağ ayağı yere doğru getirdik. Güzel derin bir nefes. Bu denge hali tüm bedenimize yayılsın. En küçük hücremize kadar yayılsın. Bir nefes daha alın. Nefes verirken yavaş yavaş gevşediğinizi. Ve son ayaktaki hareketi yapalım. Şöyle masadan veya sandalyeden ya da duvardan destek alacağız. Ben önce göstereyim, sonra beraber yapalım. Sandalyenin sağlamca yere bastığından emin olun. Ağırlığımız ellerimizde de olacak biraz. Şöyle ki ellerine destek aldım ve arkaya doğru yürümeye başladım. Kollar omuz genişliğinden biraz fazla açılabilir. Ve sırtımı mümkün oluyorsa yere paralel hale getirdim. Burada bacak arkası, göğüs kafesi, sırtımız, boynumuz aktif. Haydi yine beraber yapalım. O harika yapanlar var. Yavaş yavaş ayaklarımı yürüyorum. Göğüs kafesimi yere doğru ittiriyorum sanki. Boynum, omuzlarım rahat. Yüzüm yere paralel. Yüz kaslarınız gevşek olsun. Kürek kemikleri sanki birbirine yaklaşıyor. Eğer bel fıtığınız varsa ya da boyundaki bir rahatsızlık hissediyorsanız bu hareketi yapmayın. Size iyi gelmeyen hiçbir şeyi yapmayın.
Kulağınız bende olsun lütfen hareket etmeden önce. Hareketten çıkış da önemli. Hemen çıkmayın hareketten, acele etmeyin. Bir iki nefes daha burada kalalım. Bacak arkası, bedeninizin tüm arkası aktif şu anda. Nefesler akışta. Ve şimdi yavaş yavaş sandalyeye doğru yürüyoruz. Yavaş yavaş yürüyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş sandalyeye doğru yürüyoruz, yürüyoruz. Sandalyeye geldikten sonra başımızı yavaş yavaş yukarı doğru kaldırıyoruz. Harika, süper. Burada güzel derin bir nefes alın. Nefesi verirken yavaşça oturmaya doğru geliyoruz. Ve otururken yavaş yavaş dizlerimizi birbirinden uzaklaştırmaya başlayalım. Evet, bacakları bedenimizin izin verdiği ölçüde uzaklaştırdık bizden, birbirinden. Şimdi yavaşça yine bedenimiz izin veriyorsa sol kolumuzu sol bacağımızın üzerine doğru getirdik. Nefes alırken sağ kolumuzu yavaş yavaş yukarı doğru yükseltiyoruz. Harika. Şimdi burada böyle birazcık kalalım bakalım nasıl hissettiriyor. Nefes alıp ver. Bakalım. Ve sağ kol başın üstünden sola doğru esneyebilir mi, uzayabilir mi fark edin bakalım. Beden izin veriyor mu? Burada yine boynumuz rahat. Hiçbir sıkışıklık yok. Hem bedenin yan kısmı yine hem de bacak içlerimiz aktif şu anda. Nefes alırken ortaya doğru geliyoruz, yükseliyoruz yavaş yavaş. Nefes verirken bırakıyoruz. Ve burada güzel bir nefes alıp verin. Ve sağ kol. Sağ kolu bacağın üstüne doğru getiriyoruz. Sol kolumuz nefes alırken yavaş yavaş yükseliyor, yukarı doğru önce uzuyoruz. Ve sonra başın üstünden, yanından daha doğrusu sağa doğru açılıyor. Nefesler akış. Nefes alırken yavaş 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 yukarı doğru uzuyoruz. Verirken yavaşça bırakıyoruz. Bacaklarımızı yavaş yavaş birleştir. Bir güzel derin nefes alıp verin, fark edin. Yaptığımız hareketin bedendeki etkilerini. Şimdi yavaş yavaş dizlerimizi sandalyenin sol tarafına doğru çeviriyoruz yavaşça. Ben sandalyemi size doğru çevireyim hareketi göstermek için. Sola doğru hafifçe geldi. Sol elim sandalyenin arkasına doğru geldi. Sağ elimde sol dizimin dışından tutabilir veya elimin tersiyle destekleyebilirim kendimi. Burada şimdi nefes alıp başın tepe noktasından yukarı doğru kendimi önce bir uzatıyorum. Sonra nefes verirken biraz daha sola doğru bedenimi çevirmeye çalışıyorum. Bedeniniz izin verdiği kadar. Kadar izin veriyor beden. Nefes alıp veriyoruz. Nefes alıp verin. Nefes alırken yavaşça bedeni öne doğru çeviriyoruz. Nefes veriyoruz. Ve orada bir nefes alıp vererek tekrar yaptığımız hareketin etkisini bedene yayılışını fark et. Şimdi sağ taraf için dizlerimi sağa doğru getirdim. Sağ el sandalyenin arkasına geldi. Sol elimle de sağ dizimden destek alıyorum.
Yavaşça nefes alıp önce yukarı doğru bir uzuyorum. Nefes verirken biraz daha sağa doğru çeviriyorum. Omurgaya güzel bir burgu yapıyoruz şimdi. Az önce yaptım. Bakışlar da sağa doğru olabilir. Arkaya doğru belki. Sandalyeye doğru. Nefesler akışta nefes alıp vermeye devam edin. Nefes alırken yavaşça öne doğru gelin. Burada güzel derin nefes alıp verelim. Fark edin yaptığımız hareketini. Şimdi eller yavaş yavaş bedeninize izin verdiği ölçüde her zamanki gibi. Eller yavaş yavaş bacakları takip ederek aşağı doğru gidiyor. Eğer baş ağrınız varsa, vertigonuz varsa bu hareket iyi gelmeyebilir. Yavaş yavaş kendinizi bacaklarınızın üstüne doğru bırakarak başınızı rahat bırakın. Eğer bu başı aşağıya doğru bırakma hareketi sizin için uygun değilse yapmayın. Sırtınızı rahat bırakın, kollarınızı, omuzlarınızı rahat bırakın. Boynunuzu rahat bırakın. Nefes alıp verin. Nefes alıp verin. Eğer göbeğiniz sizi rahatsız ediyorsa, yemekte yediyseniz dizlerinizi biraz aralayabilirsiniz göbeğinizi rahatlatmak için. Nefes alıp verin. Son bir kez daha. Şimdi aynı yolu takip edeceğiz. Lütfen kalkmak için acele etmeyin. Eller yavaş yavaş bacakların üstünden yukarı doğru gelirken yavaş yavaş en son başımızı kaldıracağız. Acele etmeyin. Yavaş yavaş yavaş. En son baş. Burada güzel derin bir nefes alıp verin. Şimdi bir nefes çalışması yapmak istiyorum. Sırtınızı az önce de gösterdiğim gibi bir yastık alıp arkaya destekleyerek, kalçayı da arkaya doğru getirerek iyice yaslanabilirsiniz. Sırtınız dik olmak koşuluyla. Nadi Shodhana dediğimiz alternatifli burun tekniği de denilen nefes çalışmasını yapmak istiyorum. Bedendeki enerji dengesini yerine getiren, sakinleştiren, baş ağrılarına çok iyi gelen bir nefes çalışması. Bunu yaparken sağ elimizi kullanacağız. Eğer omuzda, boyunda çok ağrı varsa ve sağ eli sürekli yukarıda tutma size iyi gelmiyorsa, diğer elinizle dirseğinizi destekleyebilirsiniz. Ya da ayağınızı yukarı alıp, dizinizi yukarı alıp, dizinizden destek alabilirsiniz. Şöyle kullanacağız. Sağ elimizi, baş parmak ve yüzük parmağını kullanıyoruz hareketi yaparken. Yakından göstereyim. Şöyle yapacağız. Nefes alıyoruz önce. Nefes vermeden önce sağ burun deliğini kapatıyoruz. Sol burun deliğinden veriyoruz nefesi. Sonra sol burun deliğinden alıyoruz. Bu bir deneme, şimdi daha başlamıyoruz. Nefesi aldıktan sonra yüzük parmağıyla sol burun deliğini kapatıp sağ burun deliğini açıyoruz. Sağdan nefes veriyoruz. Ve böyle devam edecek. Sağdan alacağız, kapatacağız, soldan vereceğiz. 5 sayıda 5 birimle nefesimizi alıp 5 birimde vereceğiz. Bu 5 birim sizin için uzun geliyorsa, 3 birim iyiyse 3 birim olsun, 4 birim iyiyse 4 birim olabilir. Önemli olan sizin rahatlıkla nefes alma. Oldu ki 3 dakika çalışacağız bu nefesi. Bu çalışma sırasında yoruldunuz, sıkıldınız. Çalışmayı bırakın, bir güzel derin nefes alıp verin, kendinizi rahatlatın. Ondan sonra tekrar çalışmaya dahil olabilirsiniz.
3 dakikamı ayarlıyorum. Evet. Ve şimdi sol elimizin işaret ve baş parmağını birleştirerek de bacağımızın üzerinde dinlendirebiliriz. Konsantrasyonumuzu arttıran bir duruş. Ve güzel nefes alıyoruz şimdi. 5 sayıda. 2, 3, 4, 5. Ve sağ burun deliğini kapatıyoruz. Soldan veriyoruz. 2, 3, 4, 5. Ve soldan tekrar alıyoruz. 2, 3, 4, 5. Kapatıyoruz soluğu. Sağa açıyoruz. Sağdan veriyoruz. 2, 3, 4, 5. Ve sağdan alıyoruz. Kapat, solu aç, soldan veriyoruz. Soldan aç. Kapatıyoruz, sağdan veriyoruz. Sağdan al. Kapat, soldan al. Al. Kapat, sağdan ver. Sağdan al. Kapat, soldan ver. Al. Kapat, sağdan ver. Al. Kapat, soldan ver. Soldan al. Kapat, sağdan ver. Al. Soldan ver. Soldan al. Sağdan ver. Ve çalışmayı bırakın. Kollar rahat. Sırtınızı arkaya doğru yaslayın. İki burun deliğinden de nefesler aksın gitsin. Fark edin. Ayak tabanından başın tepe noktasına kadar yaptığımız çalışmanın nefeslerin etkisi. Fark edin. Nefesler akışta. Nefesinizi fark edin. Sakinliğini, rahatlığını. Nasıl şu anda nefesiniz? Belki daha farklı. Sadece fark edin. Ellerimizi birbirine sürtüyoruz, sürtüyoruz, sürtüyoruz. Yaşam enerjimiz, bedenimizde oluşan güzel yaşam enerjimiz avuç içlerimizde birikiyor. Ellerinizin ısındığını fark edeceksiniz. Ve bu sıcaklığı bedeninizde ihtiyacınız duyduğunuz yere doğru yerleştirin. Bedeninize doğru aksın yaşam enerji. Yapmış olduğumuz çalışmanın en yüksek faydası önce size, ailenize ve evrende ihtiyacı olan tüm canlılara ulaşsın. Kendinize ayırdığınız bu değerli zaman için kendinize de teşekkür edin. Şifa olsun. Namaste.
Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Tuğba. Nasılsınız? Bana çok iyi geldi. Başım ve boynum ağrıyordu. Yani iyi geldi, iyi hissettirdi o dönüşler falan. Ve gün içinde ben genelde kısa nefes alıyorum. Çok göğüsten aşağıya inmiyor. Son yaptırdığın egzersizi yapmaya çalıştığım çoğu zaman başım dönerdi. Bu sefer eşlik edebildim, ona da sevindim. Harika. Daha bir göğüs, yani ciğer şey kapasitem artmış gibi hissediyorum. Harika. Yani biz bunu YouTube'dan açıp açıp izleyebiliriz diş hekimleri olarak. Çok yumuşak ve çok rahatlatıcı hareketlerdi. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok burada olmak çok güzel benim için. Sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Duygu Hanım, siz gitmeden ben bir izin istiyorum. Biz bu akşamki seansı kaydettik. Odamızın YouTube hesabı var. Orada paylaşabilir miyiz? Memnuniyetle lütfen. Herkese ulaşsın. Herkes yapsın. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, aynı izni hepinizden istiyorum, katılımcılardan. YouTube hesabımızda paylaşıyoruz. Bilginize sunarım. Onay teşekkür ederiz. Çağlar Bey de gelmiş. Çok sevindim. Hoş geldiniz. Son dakikada geldi. Süper. Nasılsınız? İyi hissettiniz mi? Evet. Ayıp oldu. Beni de uzaktan da olsa beni de gördü, o yüzden daha iyi hissetmiş. Evet. Evet, fotoğraf alalım. Fotoğraf isteği geldi. Ben şöyle bir galeri yapayım. Biz de yapalım. Ben de yapalım. Kamera açmak isteyen var mıdır başka? Kapalı olanlardan. Kamerası kapalı olanlardan açmak isteyen var mı arkadaşlar bu fotoğraf için? Namaste yapsam. Ben fotoğraf aldım, paylaşırım. Instagram'a falan da koyarım. Onun dışında tamam. Konuşmak isteyen varsa evet. Duygu'ya teşekkürlerini iletmek isteyen. Rica ederim. Geri bildirim vermek isteyen de olabilir. Farklı hisseden varsa ya da bu hareket benim için iyi hissettirmedi diyen de olabilir. Çünkü bütün hareket herkese iyi gelecek diye bir şey yok. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bir nefes bir hayattır diyorum. Bize çok güzel enerji verdiniz. İyi ki varsınız. Sağ olun Gülay Hanım. Siz de çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok iyi geldi Duygu. Gerçekten de çok rahatladım. Çok yorgun oldum bir gündü. Şu anda hani yeniden başlayabilirim güne. Öyle diyorum. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim geldiğin ben için. Çok teşekkür ediyorum. Kavuştuğumuza da sevindim. Senin zaten yani duruşun, ses tonun yeter. Hani bir de üstüne yoga yapınca tam oldu. Teşekkür ederim. Ne iyi. Şifa olsun. Namaste. Sanırım yavaş yavaş veda vakti. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Çok teşekkürler bütün katılımcılarımıza, Duygu'ya. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.